WordPress sitemiz için bir veri tabanı ve bu veri tabanı da yönetecek olan bir kullanıcı oluşturduk. Ancak bu veri tabanı için oluşturmuş olduğumuz kullanıcıyı da bağlamamız gerekiyor. Tabi bağlayacağımız bu kullanıcı için de yetkiler vermemiz gerekiyor. Yani bu kullanıcı hangi derecede veri tabanını yönetecek, bunu belirlememiz gerekiyor. Panelde görmüş olduğunuz gibi veri tabanına kullanıcı ekle panelinde kullanıcımızı seçiyoruz ve altında da veri tabanını seçiyoruz. Şu an zaten birer tane kullanıcı adımız ve veri tabanımız olduğu için direkt menüdeki değerler işlenecektir. Ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan panelde görmüş olduğunuz gibi kullanıcı ve veri tabanı görüntülenmektedir. Alt kısımda ise kullanıcımızın veri tabanında yapabileceği işlemler listelenmektedir. WordPress için genellikle bütün yetkiler seçilmektedir. Yani veri tabanına veri ekleyebilir, çıkarabilir, seçebilir, sıralayabilir, güncelleyebilir. Yani bunun gibi bütün işlemleri yapabilmesi gerekmektedir. Çünkü veri tabanında bir yazıyı sildiğimizde bunu delete ile işlem yaparak veri tabanından silmesi gerekmektedir. Veya yeni bir yazı oluşturduğumuzda bunu insert ile ekleyebilmesi gerekmektedir. Seçim yaptıktan sonra değişiklik yap butonuna tıkladığımızda artık o kullanıcımız o veri tabanıyla tamamen ilişkilenmiş duruma gelecektir. Artık veri tabanıyla işlemlerimiz şu aşamada bitmiş bulunuyor.